Evet, değerli konuklar, Facebook üzerimizden canlı yayındayız. Yanımızda başkanımız var. İlk kez sizinle birlikteyiz. Profilimizde yaklaşık 6000 takipçimiz var. Tabii ki sizin sorularınızı bekliyoruz. Burada amacımız direkt başkanımıza sizin sorularınızı iletmek ve projelerle ilgili, tavşanla ile ilgili, yatırımlarla ilgili başkanımızın görüşlerini, bilgilerini almak. Bu bağlamda şimdiden sizin yorum kısmına sorularınızı bekliyoruz. Sosyal tesislerdeyiz. Sosyal tesislerdeki vatandaşlarımız da bizim ne yaptığımızı açıkçası merak etti. Onlara da ilettik. Onlardan da sorular alacağız. Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diye. Evet, mübarek Ramazan ayındayız. Başkanım isterseniz Ramazan'la başlayalım. Nasıl gidiyor Ramazan ayı? Günde çok güzel bir atmosfer vardı yine. Evet. Toplu teravih namazı kılındı. 23 Haziran Perşembe günü yine benzerini yapacağız ve Recep Er'le Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir hocamız bizimle birlikte olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu etkinlikleri ve Ramazan havasını? Tavşanlı Belediyesi'nin tesis üzerinden yaklaşık 3-4 aydır başlattığı uygulamanın bugün belediyenin sosyal tesislerinin Murat Gazi Parkı'nda vatandaşlarımızla beraber vatandaşlarımızla geliyor. Cevaplamak üzere burada bulunmaktayız. Ben geldi, geliyor, gitti, gidiyor denilen Ramazan ayı 25.sini oruç olarak tuttuk, fırak ettik. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şeriflerine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temin ediyorum. Tavşanlı Belediyesi olarak da biz Ramazan ayında geçmişte biliyorsunuz mahalle iftarlarımız vardı. Bu sene mahalle iftarlarından vazgeçtik. Sadece belediye personeli, ondan sonra bürokrasi ve vatandaşlar, bazıları şehirlerle beraber olmak üzere toplamda 3 tane iftarımız var. Mahalle iftarlarından vazgeçmemizin nedeni de Ramazan'da bir gün mahallenin iftarında buluşmak yerine o mahallelerdeki ihtiyaç sahibi insanlarımızı tek tek tespit etmek suretiyle bir ay boyunca Tavşanlı Belediyesi'nin kendilerine sağlamış olduğu imkanlar ailelerine beraber birlikte olsun bir şekilde Ramazan geçesi tepsülesiyle bu sene Erzurum Dolatı'nın mahalle basını yaptık. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Tavşanlı Belediyesi kabuğunu kuran, sürekli değişen, gelişen bir yapı olduğundu. Geçmişte sürekli alçalı ile ilgili yatırımlar vardı. Son geçen sene ve bu sene alçalı ile ilgili yatırımlarda hedefine ulaşan az bir alandaki çalışmalar kaldı. Bu sene nasıl olsa inşallah Çukurköy ve Bağlı Mahallesi'nde geçen seneden yarım kalan işlerimizi ve mahallenin her iki mahallenin geri kalan kısmındaki altyapı hizmetlerine konulmak suretiyle inşallah 19 mahalledeki yaklaşık 17 mahallenin işlerini tamamlayıp bitirme imkanına sahip olacağız. Ve bu yapıyla ilgili konularda da hepinize malum olduğu üzere çok büyük yatırımlarımız var. Bu yatırımlar toplamda devletin yapacağı yatırımlarla birlikte Tavşanlı Belediyesi'nin yapacağı yatırımların toplamdaki tutarı 2016 yılı için neredeyse 30 milyon lirasına tekabül ettiğim bir rakama ulaştı. Önümüzdeki günlerde vizyon proje olarak kabul ettiğimiz projelerden bir tanesi, Belediyesi'nin projesini inşallah son nihai projede sonuna geldik. Bu taşınma ile ilgili programları tek tek hallettik. Orayla ilgili ihale aşamasına çıkacağız. Ve biliyorsunuz içme suyu ile ilgili konuda Ayva Suçları Genel Müdürlüğümüzün Sayın Bakanımız Veysel Erdoğan'ın Tavşan diye bakışımız halkın nedeniyle 135 milyonluk bir yatırım imkanı ortaya çıkmıştı. Onun da Kutay'da yatırsın yapıldı. Tabi toplamdaki 20 kilometrelik bir hatta geçeceği güzergah üzerindeki izinlerin alınması ile ilgili son çalışmalar başladı. Müteahhit firma tarafından. Ben ümit ediyorum ki önümüzdeki birerliklerin içerisinde hepimizin de alınması üzere bu kazmayı da içme suyunun ana kaynaktan, hesaplar ana kaynaktan tavşanın yetinmesiyle ilgili olan konuda sağlamış olacağız.
Bir diğer vizyon projelerden bir tanesi Atatürk Sağlıkma Tesisi kavşağı. Bu anlamda da Atatürk Sağlıkma Tesisi yine geçen sene ihalesi yapıldı. Neredeyse %30'luk bir aşamaya geldi. Neresinde soracak olursanız Atatürk Sağlıkma Tesisi biliyorsunuz Ekmeşli'nin hemen güneyinde, yani güney batısında yer alan bir bölgede yaklaşık 20 dönümlük bir arazi üzerinde hayat bulmakta. Nasip olsun inşallah. Atatürk Sağlıkma Tesisi'ne de 2017'nin birinci yarımında yetiştirmeye çalışıyoruz ama yetişmezse de Ağustos ve Eylül ayı gibi orasını teslim alacağız. Şimdi tavşanla vizyon projeleri noktasında adada ihalesini yapmış olduğumuz o buz pateni pisti ve sosyal yaşam merkezi konusunda da inşaat çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de adanın geri kalan kısmı ile ilgili kamulaştırma işlemlerinde son sürat devam ediyoruz. Yaklaşık 250 dönümlük arazide şu anda kendini bulan ada mesireli projesi bir 100 dönümlük araziyi de alan içerisine dahil etme suretiyle toplamda 350 dönüm araziye çıkaracağız. Bizim biliyorsunuz 2014 Mart seçimlerinde adayla ilgili bir hedefimiz vardı. Toplamda 600 dönümü çıkarmayız diye ama aşama aşama inşallah vatandaşa vermiş olduğumuz söz çerçevesinde adayı da tercih edilen bir yaşam alanı. Çünkü son zamanlarda artık sosyal etkinlikler o bölgede yapılmaya başlandı. Ve Murat Gazi Parkı ile birlikte tavşanı da bir sosyal yaşam alanı ihtiyacının da olduğu ortaya çıktı. Bu anlamda da bildiğiniz gibi meteoroloji binasının bulunduğu alanın kullanım hakkı tavşanı belediyesine veriyordu. Önümüzdeki günlerde orada da gerekli düzenlemeler yapmak suretiyle hani şehrin biraz daha güney ucunda mahallenin yeni mahalle ve Burak Mahallesi'nin yoğun olarak yaşadığı bölge üzerinde meteoroloji binasının bulunduğu alanı da bir sosyal tesis halinde alan haline getirip aynı Murat Gazi gibi canlı bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Özetle ben şunu ifade edeyim. Hani vatandaşlarımızın sorularını almak adına en son bir anket yapıldı. Genel merkezimiz tarafından, parti genel merkezimiz tarafından. Bu anketteki sorulardan bir tanesi şuydu. Tavşanlı Belediyesi'nin yapmış olduğu icraatlara olan güveniniz, belediye başkanına olan güveniniz ve belediyenin hani yeniden AK Partili kalması, Mustafa Gülen tekrar belediye başkanı olarak kalması noktasındaki ana kalemler, 4 tane ana kalem. Bunun üzerinden net halkımızın güven oyu noktasında %64.6 bir karşılık var. %10.5'lik bir bölüm de kesinlikle hani yapılan hizmetleri beğenmediğini ifade ediyor. Kararsızların %16'lık bir bölüm var. %7 oranında da hani ortada fikir beyan etmeyen insanlar var. Bu dağılımla beraber ortaya şöyle bir tablo çıktı. Tavşanlı Belediyesi'nin icraatlarına güven noktası tavşan halkı tarafından %76-%77 çıkan bir rakama ulaştı. Bu güveni biz mahcup etmek istemiyoruz. Yani güveni kaybetmek istemiyoruz halk noktasında. Bu anlamda da ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ekip deyince ben bu vesileyle Tavşanlı Belediye personelinin çöpçüsünden tutun idari amir konumundaki birim amirlerin tamamına bu vesileyle teşekkür bir borç biliyorum. Çünkü bizim onlarla olan irtibatımız bir belediye başkanından daha ziyade bildiğiniz gibi benim bir mühendis etiketim var. Biz mühendis çalışan konumunda belediye personeliyle irtibatlıyız. Ve sürekli proje üretiyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda bizimle beraber uyum halinde çalışıyor. Tek dert var, tavşanın değişimi, gelişimi ve vizyon projeleri zaman kaybetmeden hayat tutulması üzerine kurulu. Bu anlamda da Kütahya'da özellikle il başkanımızın sürekli bahsettiği bir konu var ki tavşanla ilgili konuda tavşanı küçük İstanbul diye tabir eder. Evet, biz bu farklılığı il geneline yaydık. İnşallah ülke genelinde de dikkat çeken bir ilçeyiz. Bu dikkat çeken ilçe olma konumunu da sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda da sayın vekillerimizle, ilçe teşkilatımızla, çalışanlarımızla beraber olma düşüncesinde inşallah devam edeceğiz. Tabii büyük projeler ve önemli projelere de değineceğiz ama sevgi çarşısı gibi, hayvan barınağı gibi önemli çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızdan sorular gelmeye başladı başkanım. İlk soru Kavaklı Mahallesi'ndeki yıkık evler demişler. Evet. Evlerimizin durumu ne olacak diye ben size soruyorum.
Tavşanlı'nın tarihsiz mekanlarından bir tanesi de Kavaklı Mahallesi'nin bulunduğu bölge. Orası kentsel sit alanı içerisinde yer aldığı için şöyle bir sıkıntımız var. Yani insanlarımız her şeyi belediyeden bekliyor. Halbuki Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından o eski evlerle ilgili projeler hazırlandığı zaman yeniden ayağa dikitmeyle ilgili konuda devletimiz hem projeye destek hem de yapımına destek veriyor. Yani şöyle anlatayım, proje maliyetinin %40'ını neredeyse hibe olarak veriyor devlet. Bu anlamda da şu ana kadar biz vatandaşların önünü açmak adına çok büyük gayretlerimiz oldu. Bu imkandan yararlanan az sayıda vatandaşımız oldu. Oradaki o terk edilmişliğin ana sebeplerinden bir tanesi de çok hisseli bir mülkiyet oluşuyor. Ve vatandaşlarımız eski tarihi dokudan kaçış var şu anda. Onun önüne geçmek adına da biz Tavşanlı Belediyesi olarak önümüzdeki yıldan itibaren sokak sağlıklaştırması adı altında bir projeyi başlatıyoruz. Bunun anlamı şu, yani Tavşanlı'daki Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkan insanlarımız Kavaklı bölgesindeki o tescilli sivil mimarlık yapısı, yani tavşan evleri diye tabir ettiğimiz yoğun yerleşimin bulunduğu bölgelerde biz vatandaşlarımızla birebir protokol uygulamak suretiyle binaların dış cephelerini korunabilir hale getireceğiz. Bu anlamda da belediyenin içerisindeki personel yapısını güçlendirme ve yapılacak olan uygulamalarda da usta yetiştirme üzerine kurulu bu sene bir programımız var. Allah nasip ederse inşallah seneye Kavaklı Mahallesi'nde o pejmürde yıkık, hatta kullanım konusunda sıkıntı oluşturan, görsellik konusunda sıkıntı oluşturan evleri tamamıyla tavşan halkına yeniden kazandırma gibi düşüncemiz olacak. Bir diğer Kavaklı Mahallesi ile ilgili projelerimizden bir tanesi de bizim 2009 yılında bir sloganımız vardı. Kavaklı Mahallesi ile Kavaklı Camisi ile Ulu Cami birbirini görecek diye. Orada 72 ada var. 72 adanın içerisindeki mülkiyetlerin tamamını biz kamulaştırmaya başladık. Kamulaştırma işlemi tam anlamıyla bittiği zaman Eskişehir'deki odun pazarı yerleşkesinin bir benzerini biz Tavşanlı'da ticari yaşamın tekrar eski dokusunda hayat bulması adına böyle bir uygulamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık bir 25-30 tane mülkiyeti o bölgede kamulaştırdık. Şimdi ben vatandaşlarımızdan şunu acizane rica ediyorum. O bölgede eğer vatandaşlarımız evlerini satmak istiyorlarsa gelsinler Tavşanlı Belediyesi'ne müracaatta bulunsunlar. Çünkü zaman zaman biz kendimiz talepte bulunuyoruz, kamulaştırma yapmak istiyoruz diye. Vatandaşlarımız da belediyenin vermiş olduğu fiyatın daha aşağısına aman benden bilinmesin diye komşularımız tarafından bir başka vatandaşa satıyorlar. Dolayısıyla bir başka vatandaşa satılma olayı da genelde o bölgede istenmeyen vatandaşların yer almasına ve yaşamasına neden oluyor. Bu manada da biz inşallah Kavaklı Camisi ile Ulu Cami arasındaki o adada yer alan mülkiyetleri kamulaştırma yapmak suretiyle önümüzdeki dönemde hem o sokak sağlıklaştırması ilgili projeyi hayata geçireceğiz hem de kamulaştırma ile ilgili konuda Allah nasip ederse inşallah çok kısa zaman içerisinde hedefine ulaşmak suretiyle o bölgeyi daha canlı hale getirme, Tavşanlı merkezinin istenen özelliklerde bir yapılaşma alanı olması konusunda bir çalışmanın içerisine girmiş olacağız. Evet. Başkanım, hemen ikinci soru TOKİ oldu. Evet. TOKİ konutları da yazılımlar ne zaman başlayacak diye soruyorlar. Şimdi devletin bir uygulaması var Adnan'cığım. O da şu. Toplu Konutu İdaresi biliyorsunuz nüfusu 40 bini geçen yerleşimlerde talep halinde bu tür uygulamalar içerisinde geliyor. 40 bin altı olan bölgelerde hükümetin izlemiş olduğu politika çerçevesinde TOKİ kendiliğinden gidip o bölgede yer bulmak suretiyle vatandaşa uygun fiyatlarla arazi temin içerisine giriyor. Biz de nüfusu 70 bin olan bir ilçe konumundayız şu anda. Bu anlamda da Dağçeşme Mahallesi'nde geçmişte yapmış olduğumuz bir talep vardı. Bu talebe devletimiz cevap verdi. O bölgede nasip olsun inşallah dar gelir gruplarına ve alt gelir gruplarına dönük olarak başlangıçta 110 tane, daha sonra bir 110 tane daha olmak üzere ikili etap halinde bir yapılaşma başladı ve devam edecek. Topçu bu tür alanlardaki yapılaşmalarda vatandaşın sunumu binaların bizim gibi olan ilçelerde, yani 40 gün üstünde olan ilçelerde tam anlamıyla kaba inşaatları bitmeden vatandaşın sunumu yapmıyor.
Dolayısıyla biz şu anda iki tane bloğun eksik işleri kaldı. O iki bloğu da tamamladığımız zaman Toplu Konut İdaresi, Tavşan Belediyesi'ne diyecek ki kardeşim bak bunlar bitme noktasına geldi. Sen talep topla vatandaştan. Bu talebi bana getir. Biz kura usulüyle o bölgedeki bina sahiplerini tespit edeceğiz diye uygulama başlayacak. Ben şöyle anlatayım. Biz Haziran sonu gibi diye tahmin ediyorduk ama herhalde büyük bir ihtimalle Temmuz sonuna sarkacak gibi gözüküyor. Ağustos ayı içerisinde o konutların mevcut bitecek olan konutların 118 konutu. Evet 118 konutum. İnşallah şehrine halka sunumunu arzını sağlamış olacağız. Evet. Bu bağlamda Temmuz ayında bize de çok soran oluyor. Temmuz ayını bekleyin. Biz ilanlarımızı yapacağız. Ondan sonra kayıtlar başlayacak. İnşallah. Bu bağlamda Dağçeşme'yi de sorayım. Başkanım Dağçeşme'de durum nedir? Dağçeşme'de o biten işte benim 118 konut dediğim onlar. Pardon ben Ömer Bey söyleyecektim. Evet. Ömer Bey mahallesinde de şu anda eski çimento fabrikasının bulunduğu alanla ilgili mülkiyet devirleri hazineden Toplu Konut İdaresi'ne geçti. Toplu Konut İdaresi o bölgede başlangıç itibarıyla 500 tane konutun şu anda proje çalışmalarının son aşamasına geldi. O bölgede ikinci 500'lük bir çalışmayla birlikte belediyenin mülkiyeti olan bir alan var yaklaşık 137 dönümlük bir arazi. Bu alanla ilgili de Toplu Konut İdaresi'nin ikinci 500'üyle birlikte biz bir ortak çalışma yapacağız. Yani oradaki hedef 1000 konut üzerine başlangıçta bir çalışmaydı. Onu da o Dağçeşme'deki projeyle birlikte herhalde yani o projenin vatandaşa sunumu, kura çekimi noktası. Diğer tarafta da projenin nihai aşaması ve ihale aşamasına geçiş süreci başlar diye tahmin ediyorum. Başkan bir diğer soru, Ramazan'da davul neden çalınmıyor? Evet. Ramazan davulcumuz niye yok diye sormuş vatandaşımız. Şimdi biz 2009, 2010 ve 2011 yıllarında Tavşanlı'da Ramazan davulcularını yetkin olarak kullandık. Ama sonraki dönem içerisinde özellikle yaz aylarına tekabül ettiği için Ramazanlar vatandaşlarımız sahura kadar zaten ayakta. Bir de hani oruç tutmayan vatandaşlarımız da hani parantez ona da saygı duymak gerekiyor. Akşamdan sahurunu yapıp dinlenmeye çekilen ve sabahleyin erken giden vatandaşlarımızın evet, o konudaki rahatsızlığı gündeme geldi. Ve bu anlamda da yoğun bir talep oldu. Yani Ramazan davullarını kaldıralım meselesi konusu. Bununla beraber ikinci bir olay daha gündeme geldi. Şimdi Ramazan davulcularımız bizim Tavşanlı'da hep bazı insanlar, belirli insanlar tarafından yapılan bir uygulamaydı. Şimdi Ramazan'ın bitimine dönük olarak o Ramazan davuluyla meşgul olan vatandaşlarımızın kendi içerisindeki anlaşmazlığı, kavgaya, gürültüye neden olunca yani bir ay boyunca çaldıkları davulun mükafatını alma konusunda çalınmayan bölgeye de bir takım insanlar gitmeye başladı. Yahut da işte davul çalmayan vatandaşlar biz bir ay boyunca davul çaldık diye milletten para istemeye başlayınca bu kargaşanın önüne geçmek adına günümüz teknolojisi artık uygun, insanlarımız kalkabiliyorlar sahura. Bu uygulamadan vazgeçtik ve vatandaşlar tarafından da makul karşılandı, iyi karşılandı, hoş karşılandı. Uygulamaya devam ettiriyoruz. Evet. Bir soru da Esentepe Camii tuvaleti denilmiş. Ha. Yani tuvaletlerle ilgili, camilerle ilgili projelerimiz de var. Evet. Toplan başkanım onunla birlikte. Geldiğimiz günden bu tarafa yaklaşık 4 senedir Tavşanlı'daki tüm camilerin tuvaletlerini yenileme ile ilgili dönem dönem çalışmalar yapıyoruz. Ve her senede 59 tane camimiz var biliyorsun Tavşanlı'da. Evet, evet. Bu 59 caminin şu ana kadar bir 26 veya 27'sinde biz çalışmaları bitirdik. Yani her sene 12 veya 13 tane caminin tuvaletini cami sakinlerinin ve mahalle sakinlerinin istediği şekilde modern hale getiriyoruz. Hakikaten son derece kullanışlı, temiz, bakımlı. İhtiyarlarımızın da abdest alma konusundaki o sıkıntılarını giderecek şekilde. Bu senede yine 13 tane caminin ihalesine çıktık. Bunların bir bölümü ihalesi teslim oldu, 7 tanesi. Geri kalan 6 tanesinin de henüz hiçbir çalışması olmadı. Yani çalışması olmak derken ihale kapsamında verildi. İnşallah onlar da sene sonuna kadar ki geçen dönem içerisinde hayat bulacak olan cami tuvaletlerinden. Esentepe Camisi de bu kapsamda bizim ihale ettiğimiz camilerden. Evet. Sadece müteahhidin gidip o bölgede çalışma yapmasını bekliyoruz şu anda. İnşallah
o cami sakinleri ve mahalle sakinleri sene sonunda özellikle tuvalete kavuşmuş oldular. Evet. Başkan, bir soru da Çardaklı'dan. Çardaklı Mahallesi'ndeki o yol ne zaman yapılacak denilmiş. Evet, Adam Esrili'nin bulunduğu alanla biz damların bulunduğu bölgedeki yolun kotunu aşağı indirdik. O bölgenin asfalt çalışmaları var. O bölgeye giden mahalle sakinlerimiz görüyorlardır. Şimdi Adam Esrili ile birlikte çok canlı bir yol haline geldi Çardaklı yolu. Evet. O nedenle trafikteki sorumluluğu ya da trafikteki olası olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına biz Ada Köprüsü'nün bulunduğu alandan başlamak suretiyle evet, o bölgede Çardaklı Mahallesi'ne dönüşleri daha güvenli hale getirmeyle ilgili bir çalışma başlattık. Yani orada bir kavşak, güvenli kavşak çalışması var. Ekiplerin bana verdikleri bilgi, dolguları yapıldı, sıkıştırma işlemleri son aşamaya geldi. Adanın, yani Kocaçay'ın bulunduğu alandaki çalışmalarla birlikte adanın bittiğine noktaya kadar ki bölümdeki o stabilize yolun asfalt çalışması bir aylık dönem içerisinde bitirilecek. Ben onu sadece bilgi olarak bende bu var. Evet. Ama bir aylık dönem içerisinde benim de gördüğüm, sürekli dolaşıyorum. O bölge hazır, asfaltını atarız. Evet. Onur Kader Başkanım, Roman Mahallesi'nde park yapıldı ama spor aleti konulmadı demiş. Spor aletlerini biz yani peyderpey parklar yapıldıkça koyuyoruz. Bu bağlamda başkanım o, da... Roman Mahallesi'ndeki park ve halı sahayla birlikte inşallah spor aletlerini de koyarız. Hatta şöyle anlatayım, bizim bu sene Murat Gazi Parkı ile ilgili bir çalışmamız var. 29 Haziran'da onun ihalesi var. Tavşanındaki 12 tane okulun bahçesinin yapımı ile birlikte Murat Gazi, Hayrettin Karaca Parkı. Hayrettin Karaca Parkı'nın tam anlamıyla yeniden inşası konusunun ihalesi var. 29 Haziran'da. Evet, İnşallah. Bu da önemli bir konu, evet, aslında. O muhitteki vatandaşlarımızı, insanların ihtiyaçlarını karşılamak. Hem sportif etkinliklerde, hem sosyal yaşam konusunda, hem oyun parkları konusunda, hem sportif faaliyetler konusunda. Biz Hayrettin Karaca Parkı'nın bulunduğu alanı çok etkin bir şekilde kullanacağız. Biraz sabretsinler. Evet. Hasan Ayaz diye bir vatandaşımız yazmış başkanım. Mülkiyeti Tavşanlı Belediyesi'ne ait olan merkezdeki Şorşor Otoparkı. Oradan olacak. En azından bir asfalt atılsın diyor vatandaş. Orası biliyorsunuz müstecilde şu anda. Yani Şorşor amcada o kullanıyor. Biz geçmişte orayla ilgili bir ticari alan ve konut ihalesi yapmıştık. Ama ihaleye alan Yılmazlar Madencilik kendileri açısından verimli bulmadıkları için daha sonraki projeyi o işlemden vazgeçtiler. Gerekli ceza işlemleri ödeme suretiyle. Bizim orada bir beklentimiz var, o da şu. Biliyorsunuz hükümet konağı yeni yerine taşınıyor. Evet, taşınıyor. Eski hükümet konağının bulunduğu alanda Tavşanlı Belediyesi'ne terk edilecek meydanlardan bir tanesi. Biz önümüzdeki dönemde, hatta şöyle anlatayım, bu konuyla ilgili bir proje yarışmasına girme suretiyle, yani proje yarışması düzenleme suretiyle bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın akredite olmuş proje ihale yarışması firmaları tarafından yapılıyor. Bir tane firmayla anlaştık biz. Tavşanlı Şehir Meydanı'nın ve bununla uzantılı Şorşor Otoparkı'nın ve devamındaki sokakların inşallah bir yarışmasına çıkıyoruz bu sene içerisinde. Yani ondan sonraki dönem içerisinde de Şorşor Otoparkı'nın da hangi amaçla kullanacağı konusu o yarışmayla biraz daha netlik kazanacak. Hem meydanın bulunduğu alanın, hem uzantıları olan alanın bir yarışmada, çünkü o yarışma sadece bir proje yarışmasından ibaret değil, bölgenin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili konuda bir anket çalışması da yapılıyor proje ekibi tarafından. Ve orayla bağlantılı yan yolları, orayla bağlantılı yakın gelişim alanlarının konumlandırılması da bu ihale kapsamı içerisinde, yarışma kapsamı içerisinde değerlendirilecek. Ben üst düzey bir proje olması ve Tavşanlı Şehir Meydanı'nın artık önümüzdeki 100 yıla hitap etmesi konusunda bir projeyle bu işin yapımı konusunda taraftarım. Evet. İnşallah bir firmayla anlaştık. Ömer Bey birkaç defa geldi gitti. Gerekli ekipleri oluşturdu, proje ekiplerini. Onu da biz kendisine söylediğimiz Ağustos ayı gibi projenin yarışmasına başlayalım. 3-4 aylık dönem içerisinde devam eder ve bununla ilgili
birinci gelen ödül, ikinci gelen ödül, üçüncü gelen ödül ekipler tarafından değerlendirilecek. Hatta biz o projenin tavşanındaki yaşayan insanlar tarafından da, yani projeleri değerlendirme tabi tutması konusunda da bir anket çalışması yapacağız, bilgilendirme çalışması. O katılımda Çoğuşur'un bulunduğu alanın, biz ticaret alanı otopark olarak kullanalım diyoruz, katlı otopark şeklinde. Evet, ama baktığımız zamanki meselede şu anda insanlarımız normal otopark alanlarına kaçıyor, katlı otoparka sokabilir miyiz? Evet. Burası biraz endişe taşıyor. Fakat bugün için geçerli bir kavram bu. Önümüzdeki dönemde en ideal orası nasıl değerlendirecekse bu konuda bir fikir almak istiyoruz bu proje yarışmasıyla. İnşallah onu da hayata geçeriz. Evet. Ama şunu söyleyeyim, Çoğuşur'un bulunduğu alanı ben görevi bırakmadan orasını bitirmek gibi bir düşüncem var. Evet. Hayata geçirmek gibi. Kamil Arslan güzel dileklerde bulunmuş. Çok güzel bir yayın, halka açık. Herkes bilgi sahibi oluyor. Size teşekkür ederim demiş. Ben de teşekkür ederim. Başkanım çok samimi bulmuşlar açıklamalarınızı. Sağ olun. Buradan her soruya başkanımıza cevap arıyoruz. Evet. Eleştirilerde... Kabahatimiz, kusurumuz varsa da kabul ederiz. Yani o konuda sıkıntı yok. Evet, eleştiriler başkanım çok az. Hatta hiç yok diyecek kadar az. Birisi demiş ki kaldırımların hali ne olacak? Zaman zaman yürüyecek hal bulamıyoruz. Asri Mezarlığı'nın oradaki parkta motorlar yarış yapıyor. Bir önlem alabilir misiniz belediye olarak demiş. Başkanım dedi, nedir bu, ne diyebiliriz buna? Bak bu bizim sızımız hatta. Yaz aylarıyla birlikte spin atma diye tabir ediliyor ya. Evet. Bir de elektrikli bisikletler fena oldu. Çocuklar da binmeye başladı. Evet, o da hem motorlar tarafından hem de taksiler tarafından. Ben hep merak ederdim. Tavşanı'da çok kaliteli arabalar var. Yani modelli arabalar. Genelde yabancı arabalar. Son zamanlarda bu Tofaş cinsi arabalar neden çok yoğun halde Tavşanı'da bulunuyor diye. Ona da biz araştırma neticesinde bulduk. Şimdi Tavşanı'daki gençlerimizin çoğu çok uygun fiyata Tofaş, Şahin, ondan sonra Kartal veya Doğan marka arabaları almak suretiyle, onların motorlarıyla, egzozlarıyla, bujileriyle oynamak suretiyle biraz daha gürültülü hale getiriyorlar. Evet. Ve kendi arkadaş grupları içerisinde de maalesef gecenin ilerleyen saatlerinde sokaklarda yarış düzenleme gibi, spin atma gibi olumsuz davranışlar içerisine giriyorlar. Ben şunu söylüyorum, geçmişte de örneklerini verdim. Burası 70 bin nüfuslu bir ilçe artık, yani köy değil burası, kasaba değil. Normal bir ilçe de değil. Biz 26 tane ilden daha büyük bir yerleşme sahibiz. Ama sosyal yaşam konusunda bir karışıklığımız var. Yani karışıklığımız derken köy yaşamıyla kenti yaşama burada ortak yürütülmeye çalışılıyor. Bu anlamda da gençlerimizde enerjilerini boşaltma ile ilgili konularda genelde sıkıntı var. Okuma sıkıntı, spor, futbolun dışına henüz taşımadık bu anlamda. Her türlü sosyal imkanlar olmasına rağmen insanlarımız, gençlerimiz enerjilerini, boşluk da demiyorum bakın yani çünkü o ifadeyi kullanırsam yanlış anlaşılır. Enerjilerini bu tür yollarla, motorla, bisikletle, ondan sonra arabayla ama çevreyi rahatsız ederek boşaltmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki bu tür gençlere, arkadaşlara, hatta sorumlu olan vatandaşlara, sorumluluk duygusuna sahip olan vatandaşlara, burası bir ilçe. Nasıl ki sen bir başka vatandaştan kendinle ilgili sosyal yaşam hakları konusunda saygı bekliyorsan, bu tür insanların da vatandaşların haklarına saygı göstermesi gerekiyor. Mezarlık altındaki alan, orası bir yürüme alanı. Yani yürüyüş yolu yaptık. Çok da güzel, çok mükemmel oldu. Çoğu yerleşimde olmayan alanlardan bir tanesi. Orada mahalle sakinleri var. Hatta şöyle anlatayım. Oradaki mesken sahipleri yürüyüş yolu olması hasebiyle mezarlık tarafındaki yollara biz onların çıkışlarını kapattık. Fedakarlık yaptılar. Onları rahatsız etmemek gerekiyor. Orayı gecenin bir belirli saatlerinde kafa dinleme noktasında ama yürüyüş alanı ama dinleme alanı tercih eden insanlara saygı duymak gerekiyor. Bu konuda saygısızlık gençlerimizde var. Aynısı mesela Tuşbilek Caddesi'nde var. Tuşbilek Caddesi daha az önce buraya girerken bu bölgede yaşayan insanlarımız bahsettiler. Bu Moymo'daki balık ve mesire alanın bulunduğu bölge spin alanı haline gelmiş. Günahtır. Aynısı bir zamanlar şehrin altında, gereğin altındaki Işıkveren Caddesi'nde yapılıyordu. O bölge şehir merkezinde kaldığı için biraz daha uzaklara kaçma başladı. Aynısı Adnan Menderes'in o özel
hizmet etmeye çalışıyoruz. Daraldığım konu şu. Bu tür olumsuzlukları da gördüğüm zaman diyorum ki ben böyle bir halkama hizmet ediyorum. Ve hani bırakıp gidesim gibi. Açık ve net. Bırakıp gidesim gibi. Çünkü Tavşan'a da muhafazakar bir kesim var. Ondan sonra birbirine bağlı bir topluluk var. Evet. Ama muhafazakarlığı ve birbirine bağlı topluluğa rağmen bu tür olumsuzluklar çok az da olsa maalesef yani belediye müdahalesi, emniyet müdahalesi noktasından öteye geçmiyor. Kimse de çocuğunu uyarmıyor. Geçen bir olay oldu biliyorsunuz. Şu bayrak yakma hikayesi konusu. Evet. Evet. Önemli ve hassas bir konu. Önemli ve hassas konu. Yani oradan biz memnunuz. Ben Tavşan halkı adına mutluyum oradan. Çünkü Tavşanların bayrak konusunda, devlet konusunda, ülke konusunda, millet beraberliği konusunda ne kadar hassas olduğu test edildi ve görüldü. Evet. Bak bu çok önemli bizim için. Evet. Bir daha böyle bir olayı kimse yapamaz. Cesaret edemez. Yani cesaret edemez. Ama o gün özellikle karakol binasının önünde yasalar belli. Bu şerefsizler, itler bu bayrağı yaktılar diyelim yani. Bahane var da işte yok şuradan çıktı, yok buradan çıkmasın konusu. Bu vatandaşların oradaki halka teslim edilmesi kanun noktasında mümkün değil yani. Tabii, yasalar böyle buna müsaade etmiyor. Bir de devlet otoritesi. Evet. Ve devlet bunun cezasını verecek. O gün orada çok duyarlı olan vatandaşlarımızla birlikte yani esrar alan, eroin alan, ondan sonra hap alan vatandaşlarımız da vardı. Ben o günkü manzarada ürktüm. Neden ürktüm? O insanlar oraya ne bayrak adına, ne devlet adına, ne millet adına gitti. Polisle hesaplaşma yapıyor. Evet, evet. Evet. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Niye? O bayrağı Dağçeşme'deki bir vatandaş asmadığına göre oraya. Biz de asmadığımıza göre. Orada çalışanlar asmışlar bu bayrağı. İki tane yiğit de çıkmış. Böyle bir uygulama içerisinde girmiş. Şerefsizler. Böyle anlatayım. Devlet de cezasını verdi. Bu çok net. Yine aynı şantiyede çalışan diğer işçilerin hassasiyeti üzerine ortaya çıkan bir konu. Aynen öyle. Evet. Onlar haber vermezse senin nereden haberin olacak böyle bir konuda? Ama meydandaki yaşanan olaylarda ben Tavşan halkına uyuştum bak. Bunu söyleyeyim bak. Neden biliyor musunuz? Yani hep böyle uyuşturucu, hap şurubu falan bahsedemiyor ben. O gün orada ki kalabalıkta o yoğunluğu görünce ben üzüldüm Tavşan halkı. Bizde böyle olayların yaşanmaması gerekiyor. Hakikaten yaşanması gerekiyor. Bir üzüldüğüm nokta daha var. Burası hak eden tavşanlı bir sakin yapıda olan bir memleketlerden bir tanesi. Bir baktım ben çeteleşmeler var, öbekleşmeler var orada. Yani gruplaşmalar var. Bir tane vatandaş toplamış etrafını 3-5 tane aynı kafadan, aynı cinsten topluluğu. Karakola araba sürmek ne demek? Evet, yani şimdi o tür insanlar sokaklara çıktığı zaman kimisiyle de toplumun haklarına ne kadar riayet eder? Bu anlamda da toplum şunu yapması gerekiyor. Yanlışlık varsa düzeltebildiği kadar kendisini düzeltmesi gerekiyor. İhbar da dahil bunun içerisine. Ama en önemlisi şu. Gecenin belirli saatinden sonra aileler çocuklarının nerede olduğunu takipte yükümlü. Biz maalesef çocuklarımızı arkadaşlarıyla beraber havasından hareket etmek suretiyle ne yaptığını ettiğini araştırmıyoruz. Bir de düğünlerde ben farkındaysanız bir şey söylüyorum. Çocuğunuzun mutluluğunu cebine para vermekle sağlıyorsanız böyle bir düşünce değilsiniz zaten hata yapıyorsunuz. Yani. Çocuğunuzun mutluluğu onunla arkadaş olmaktan geçer. Arkadaşlarıyla arkadaş olmaktan, dost olmaktan geçer. Bunu sağlarsak biz Tavşan'da da ve yapılan yanlışlara da müdahale konusunda aman bir benden bilmesinler meselesini terk edersek Tavşan'la uygun noktaya gelecektir. Yani. Siz bir de demiştiniz ki duyarsız kalmayın, seyretmeyin. Orada bir genç bir hata yapıyorsa ya bir uyarın. Aynen öyle. O da önemli öyle. Bir mesaj. Gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Ben evimin balkonunda otururken o spinadan arkadaşları buluyorum. Amacı itfaiyelik arkadaşları önlerine geçin dağıtın bunları. Polisler de zaman zaman itfaiyede buluyor. Ve bu konuda hassas olan emniyetimiz var. Hassas olan zabıtamız var. Hassas olan vatandaşlarımız var. Bazı vatandaşlarımız var. Bu hassasiyeti Tavşan'ın geneline taşırsa inşallah bu sorunlar çözülür. Başkanım bir diğer soru, Beyköy Mahallesi imar durumu nedir diye. Evet, Beyköy Mahallesi'nin imar durumu İller Bankası tarafından biz Şubat ayı içerisinde ihale yetkisini de devrettik İller Bankası'na. Seneye tam anlamıyla bitiyor. Hatta ben bu vesileyle Beyköy'le ilgili bir konu anlatayım. Beyköy'deki vatandaşlarımız neden Tavşan'ı verdiyse Beyköy'de şu ana kadar yer almadı diye soru sorabilirler. Biz Allah nasip ederse inşallah 2017 senesinde Beyköy'de tüm belediye olarak varız. Yani altyapısına, üst yapısına, parkından kaldırımına, doğalgazına varınca kadar inşallah 2017'de tamamıyla meşguliyetimiz Beyköy Mahallesi olacak.
Moymul'dan bir soru gelmiş başkanım. Moymul Mahallesi Balıklı Cami yapımı ile ilgili evet. bilgi vermişsiniz demişler. Balıklı Camisi'nin yeri hazır. Bazı vatandaşlar kendi hisselerine düşen miktarları devrettiler. Ama orada bazı vatandaşlarımızın da dernek parayla satın alalım demesine rağmen bu konuda bir itirazı var. Ben göreve geldiğimiz günden bu tarafa mesela İstasyon Mahallesi'nde Bereket Camisi, Hazreti Hamza Camisi ve Subaşı'nda Toki'lerin bulunduğu alandaki cami ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yine Toki'lerin altındaki cami olmak üzere dört tane imkansız denilen cami çok kısa zaman içerisinde belediye öncülük etti. Vatandaşlarla konuşma suretiyle zaman zaman da yardım ettik. Elhamdülillah. Hayata geçirdik. Hedeflerimiz bir tanesi de Moymul'daki o cami idi. Şimdi o konuda bilmiyorum ama bir şeylik var, isteksizlik var mülkiyet sahipleri tarafından. Son dernekle beraber konuşmamızda dernek yetkilileri dediler ki biz alabildiklerimizi alalım, alamadıklarımızla ilgili belediye devreye girsin dediler. Biz o almaları bekliyoruz şu anda. Ama şunu söyleyeyim, ben inat ettim. Rabbim de bu konuda bizim inadımızı salih bir niyet olarak kabul etsin. O camiyi oraya yapacağım ben yani. Evet, o cami oraya yapılacak. Başkanımız dediyse yapar. Başkanım, aslında genel bir soru da olabilir bu. Hanımçeşme Mahallesi Barbaros Caddesi Parkı aydınlatması ne zaman yapılacak? Bu parkların aydınlatması ile ilgili. Parkların aydınlatması. Mesela burası çok güzel oldu. Evet. Şimdi geçmişte Osman Gazi Elektrik Dağıtımı AŞ, parklarda bunların elektrik tüketimi belediye tarafından karşılanacak diyordu. Biz de yasal mevzuat çerçevesinde dedi ki açık alandır buraları. Bunların elektrik işleri de yine devletin 2016'nın sonuna kadar biliyorsunuz hazine karşılıyor bütün payları. Kısmen de %15 civarında da belediyelerden kesinti var şu anda. Biz parklarla ilgili şöyle anlatayım. Çalışmaları elektrik servisi tarafından yerine getiriyoruz. Evet. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Geçen sene bu parkları yaptık biz. Bu sene de elektrikle ilgili kısmi bir iş kaldı. Bunu not edelim oradaki parkı. Hemen yarın görev vermek suretiyle inşallah elektrik işlerini yaptırmanın yoluna bakalım. Tamam. Aslında çok önemli bir konu. Adam esireliğimizle ilgili. Adam esireliğindeki eskisi gibi kayık gezintisi ne zaman olacak diye sormuş güzel vatandaşımız. Soru, devamlı takip ediyorlar bizi. Soran vatandaşa ben teşekkür ederim. Gidip izledikleri zaman şunu görüyorlardır. O taş döşeme işiyle ilgili konuda daha güzel bir hale geldi. Bu taşların araları da betonlanacak. Nasıl olsa inşallah şu anda debi hesaplaması yapılıyor. Devlet Su İşleri'nin Kütahya Şubesi'nin yetkili arkadaşları tarafından. Ben onu paylaşacaktım. Geçenlerde görselini göndermişler bana. Ama debideki hani mesafenin neresi olacağı, o engelin, setin konusunda bir tereddüt vardı. 50 metre aşağısı mı, 50 metre yukarısı mı? Ama şunu söyleyeyim özellikle. Şu anki karayolu köprüsünden yaklaşık bir 50 metrede bizim hesapladığımız bir alan var. Evet. Birkaç senedir bununla ilgili ben de hesaplama yapıyorum. Son hesaplamayı devlet sonuçları yapacak. Oraya bir bent oluşturmak suretiyle nasip olsun inşallah bu sene sonu itibarıyla adanın geriye doğru olan yani Kuruçay tarafına olan bölümde su birikintisi imkanı sağlanacak. Oradaki hassas olan konulardan bir tanesi şu. Şu anki ada meseleliğinin bulunduğu bölgeyle ada köprüsünden itibaren yani Mehmet köprüsünden itibaren bir kot düşmesi var. Yani bir taraf daha alçakta, öbür taraf biraz daha yukarıda. Akıntıdan da zaten fark edersiniz olayı. Biz altı öyle bir bent yapmalıyız ki köprünün de ayakları aynı zamanda yarın olası sellerde tehlikeye girmesin. Evet. Yani olursa, olursa teğet olsun. Birbirine teğet geçsin. Üstünden geçmesin sular bu anlamda. Böyle bir hassas bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Ve inşaatına da bu sene başlayacaklar. Onunla ilgili geriye dönüş imkanı yok yani. Göbel termal tesislerimizi sormuşlar. Yeni projeler var mı diye. Göbel termalde var. Başkanım. Nasıl var onu anlatayım. En son devreye soktuğumuz iki katlı apartları var ya.
Hani sarı kırmızı Galatasaray denir. Evet. Şimdi antiparantez, bu sene Galatasaray ligi 6. sırada bitirdi biliyorsun. Ama ben kötü bir performans yok, vardı. Yok, ben Galatasaray'ı başarılı buluyorum. Zaman zaman da çok fanatik Fenerbahçeli arkadaşlarla dostlarla karşılaştığınız zaman Galatasaray'ı nasıl buluyorsunuz diyorum. Diyorlar ki yerlerde sürünüyor. Ben de hayırdır. Galatasaray bu sene en başarılı sezonu geçirdi. Gerekçesi de şu. Fenerbahçe'ye şampiyon yapmadık. Dördüncü yıldızı taktırmadık. Bir de elinde bir kupa vardı, onu da aldık. Bu anlamda sarı kırmızı işte o binaların bulunduğu alanın devamına, Göbel'de apartmanın devamına. Biz biraz daha üst düzeyde, içerisinde havuzlar olan, aile havuzlarının olduğu. Biz 8 sene daha bina yapacağız. Projesi bitti. Oradaki kamulaştırma da bitti. Ve de üniversite ilgili de şu anda hafta içerisinde ekipler geldiler, proje ekipleri. Bir otel projemiz vardı biliyorsunuz, 100 yataklı. Evet. Evet. Uygulama oteli. Uygulama oteli konusu. O Kurtdede'nin bulunduğu bölgeyle ilgili konuda. Oraya ile ilgili de proje nihayete çıktığı zaman biz araziyi üniversiteye devrettik zaten. Evet, başkanım devam ediyoruz. Evet. Uygulama otelinde kalmıştık. Uygulama oteliyle birlikte ben pazartesi günü Ankara'ya gidiyorum. Nasip olsa inşallah orada uygulama otelinin devamında Ormanlık Arası'nın içerisinde bir A tipi mesire alanı. Orman Bakanımızla birlikte bir otel çalışma. Orada da bungalov yapılaşmaları olacak. Turizm Bakanlığı'nın da çevre düzeni planıyla ilgili kısmı değişik yapması gerekiyor. Bakanlıktaki bu değişikliği sözünü aldık zaten biz arkadaşlarla. Bu yazıyı da aldığımız zaman inşallah Orman Bakanlığı da orada bir bungalov yerleşkesi yapmak suretiyle biz Göbel'de mevcut apartlar, uygulama oteli, bungalov yapılaşmalar. Geriye bir tane bizim açık havuz projemiz var. Evet. Onu da hayata geçireceğiz. Ama bu sene değil. Açık havuz projesi. İnşallah seneye projesi var kafamızda. Belirli bir noktaya da getirdik onu. Göbel'i daha tercih edilir bir alana geldik. Şimdi Göbel deyince bu ayki belediye meclisinde şöyle bir karar aldık. Dumpalar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi ve Tavşan Belediyesi ile birlikte yaklaşık 38 Arap ajantasına, 1000 kadar da Arap ajantalara bağlı Arap müşterilerinin 30 Eylül 6 Ekim tarihleri arasında bu bölgede bir konaklama durumu var. Evet. Geliş gidişleri ajantalar sağlayacak. Böyle bir protokol yapıyoruz ajantalarla birlikte. Önümüzdeki dönemde bu Harlek, Yoncalı ve Göbel'i Arap turizmine açmak için bir hareketin içerisine girdik. Oradan gelecek olan enerjiye göre, talebe göre biz Göbel'de daha farklı eylemlerin içerisine de girebiliriz. İşler büyüyebilir. İnşallah. Üniversite öğrencileri mesaj göndermiş. Bir çorba çeşmemiz vardı. Öğrenciler hakkında projeleriniz var mı? Ben üniversiteye katkınız nedir? Çorba çeşmesini devam ettireceğiz inşallah bu anlamda. Üniversiteye ilgili konuda yine beraber çalıştığımız projelerin bir tanesi orada bir cami, bir külliye, bir kütüphane, bir sosyal yaşam alanı konusu. Dün Bülent Bey, Turizm Otelcilik Yüksek Kurulu Müdürü biliyorsunuz Tavşan Belediyesi'ne geldi. O projenin Temmuz ayı içerisinde, pardon Ramazan ayı içerisinde temelini atalım düşüncesiyle biz belediye olarak hafriyatını yapacağız. Ve inşallah çok kısa zaman içerisinde de o külliyeyi, sosyal yaşam alanını hayata geçireceğiz. Oradaki sosyal tesisleri biz biliyorsunuz belediye olarak yapmıştık. Evet, tavşanların özellikle şöyle bir duruma ihtiyacı var. Orada 2 senelik meslek yüksek okullarından daha ziyade otelcilik bölümüyle birlikte 4 senelik bölümlere ihtiyacı var. Sayın Vekilimiz bu konuda biraz daha gayretli, gök noktasında. İnşallah önümüzdeki dönemde Dumlupınar Üniversitesi'nin rektörlüğünün de geçmişteki tavşanlığa bakış açısı değişti. Bunu net olarak söyleyebilirim. Geçmişte hep bahane üretiyorlardı buraya ilgili konuda. Tavşanı yapsın diyorlardı. Şu anda üniversite artık tavşanlığa yatırım yapar hale geldi. Ve orası daha zengin bir yerleşke olacak, kampüs alanı olacak. Ben bunun müjdesini verebilirim arkadaşlar. Belki ileride bağımsız bir üniversitede çıkartabilir. İnşallah o günlerde görürüz. Yani. Evet. Başkanım, Iğdır'dan İsmail Burkay size selamı var. İsmail'e ben de selam söylüyorum, severim kendisini. Evet, size başarılar diliyor. Bir soru, başkanım gönlünüzdeki Tavşanlı ile ilgili projelerin ne kadarı hizmete girdi? Hala Tavşanlı'yı kazmaya devam edecek misiniz demiş. Kazma işi bitti. Üst yapı ile ilgili. Üst yapı ile ilgili konular başladı. Ama şunu söyleyeyim ben. Tavşanlı hizmeti aç olan memleketlerden bir tanesi. Neden aç? Onu anlatayım.
Bizim burası yani ilçe olarak biz ticaret konusunda, sağlık konusunda ve eğitim konusunda 100 bin nüfustan daha ziyade 150 bin nüfusa hitap eden bir konumdayız yakın ilçelerle birlikte. Bu anlamda devletin yapacağı yatırımlar geline takılan ziynet eşyası gibi her geçen gün bizim tavşanımızı zenginleştiriyor. Tavşanlı Belediyesi olarak da biz sosyal yaşamı güçlendirmek adına önümüzdeki dönemde çok farklı projelerin içerisine gireceğiz. Yani sportif alandaki gençlerimizi yönlendirme, etkinliklerini arttırma, kültürel faaliyetlerde gençlerimizi daha aktif kılma, bütün sosyal yaşam alanlarını çoğaltma, şehrin silüetini biraz daha farklılaştırma gibi projelerimiz var. Bu anlamda ben şunu söyleyeyim. Evet, Facebook'ta canlı yayınımız devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Tabii zaman zaman hatlar da kopuyor çok yoğunluktan dolayı. Yorumlarınızın ve sorularınızın silindiğini düşünmeyin. Parça parça yayınımız devam ediyor. En son biz Sevgi Çarşısı'nda kalmıştık. Çok önemli bir proje. Başkanımız onunla ilgili değerlendirmelerde bulunuyordu. Buyurun başkanım. Evet. Ben elhamdülillah diyorum Sevgi Çarşısı konusunda. Çünkü oradaki yapılan uygulama çoğu belediyede var olmayan uygulamalardan bir tanesi. İlk yola çıkarken acaba diye düşündüğümüz konulardan bir tanesiydi ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle yaklaşık 250 haneye biz A'dan Z'ye ev döşer hale geldik. Şimdi ben bu vesileyle şunu anlatayım. Şimdi sokaklarda çıktığımız zaman bizim insanımız çoğu zaman bir aldanmışlık içerisinde. Bakıyorsun bina dış cephe itibariyle güzel. İçerisi de güzel zaten. Evet. Halbuki tavşanı da istemeyen, bu konuda ardamar olan o kadar vatandaşımız var ki. Normal o binanın içerisindeki yaşamları, binanın çok mağduriyetler içerisinde devam eden bir dünya insanımız var. Bu vesileyle de biz sevgi ve marifetiyle bu tür ihtiyaç sahibi insanlarımızın beyaz eşya diye tabir ettiğimiz buzdolabından, çamaşır makinesine, bulaşık makinesine, televizyonuna, yatak odalarına varıncaya kadar, oturma odalarına varıncaya kadar ihtiyaç sahibi insanlarımızın evlerini A'dan Z'ye döşüyoruz. Nasıl döşüyoruz? Yine tavşanı da yani elit diye tabir ettiğimiz ya da sosyal yaşamla, ekonomik yaşamla güçlü olan insanların eşyalarını değiştirirken bunları atmak yerine kullanılabilir olanlarını biz alıyoruz ve sevgi evine getirmek suretiyle orada ufak tefek tamiratları varsa onları yapıyoruz. Akabinde de ihtiyaç sahibi insanlarla bu eşyaları buluşturuyoruz. Şimdi son zamanlarda sıkça yaşanan yangın olaylarıyla birlikte o tür vatandaşlarımıza da hizmet vermeye başladı sevgi evi. Hatta en son 5 Haziran Çevre Günü etkinliğiyle Sevgi Çarşısı geri dönüşümlerle ilgili konularda oradaki personel yaratıcılığını da ön plana çıkardı. Evet. Ve bu tür evlerden topladığımız olduğumuz malzemelerle, ayakkabılarla, ondan sonra portatif kutularla, şişelerle neler yapılabileceğini de göstermiş oldu. Ben özetle şunu söyleyeyim. Sevgi Çarşısı bugün Tavşanlı'da gıdadan giyime, beyaz eşyadan mobilyaya kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Tavşanlı merkezinde gördüğü gibi, yani Tavşan'daki yaşayan insanların noktasında artık biz yavaş yavaş köylere de bu konuda hizmet vermeye başladık. Hatta geçenlerde yakın ilçeden de bu konuda bir talep geldi. O talebi de yerine getirmeye başladık. Bu anlamda ben şunu söyleyeyim, duyarlılığı olan, evlerindeki yani kullanılmayacak hale gelen ya da değiştirme ihtiyacı hissettikleri malzemeleri sevgi evine gönderen Tavşan halkına teşekkür ediyorum. Yani onları atmak yerine, çünkü çoğu 3-5 senelik malzeme, yani değişen malzemelerin çoğu ve o evlerdeki mahzunluğu da ortadan kaldırıyor. Bu ihtiyaçları biz vatandaşlara vermek suretiyle hem vatandaşımıza teşekkür ediyorum, hem Sevgi Çarşısı'nı bu konuyu da yücelten oradaki personele teşekkür ediyorum. Alan elle verenleri birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz biz orada. Evet. Çok önemli bir proje. Başkanım, sorulara bakıyorum. Bir izleyicimiz size hayırlı Ramazanlar dilemiş ve biz de ona hayırlı Ramazanlar çalışmalarınızdan çok memnun olduğunu söylemiş.
engelli vatandaşlarımızla ilgili yaptıklarınız nedir demiş. Biz engelli vatandaşlarımızla ilgili yine Sergi Çağrısı üzerinden ve belediye üzerinden onların yaşamlarını kolay kılmak adına zaman zaman beraber oluyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Genelde şu ana kadar da engelli vatandaşlarımızla ilgili akülü araba dağıtımı konusunda biz bölgenin lideriyiz. Evet. Yani evet, Kütahya'nın lideriyiz. Ve her sene ortalama 20 kadar akülü arabayı bu tür vatandaşlarımızla bir buluşturuyoruz. Artık ihtiyaç da azalma meydana geldi. Mevcutların bakımlarını da yine belediye marifetiyle yapıyoruz. Hani arızadan olursa, akü sıkıntısı olanlar olursa. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde engelli vatandaşlarımızla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile beraber ortak proje çalışmalarına başlayacağız. Bu anlamda bakanlık Türkiye genelinde belediyelerle protokol anlaşması içerisinde gelecek. Yeni dönemde hükümetimizin almış olduğu kararlardan bir tanesi bu. Bunun manası şu, engelli vatandaşlarımızı sosyal yaşamın içerisine direkt katma, kültürel etkinlikler içerisine direkt katma, bunlarla ilgili aktiviteler düzenleme. Hatta şöyle anlatayım, amfutu yarışması, amfutu takımları var ya, evet. Yani engellilerimizle ilgili. Beyköy Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Kale kardeşimiz, bu anlamda bir çalışmanın içerisine girdi. Yani Tavşana'da amfutu futbol takımının oluşturması ilgili konuda. Belediye olarak biz kendisine de yardımcı olacağız. Çok onunla önemli. İlgili görüşmeler devam ediyor. Bu sosyal manadaki bir katılımdır bu tür vatandaşlara. Kesinlikle. Diğer ailelerle birlikte sosyal yaşamı güçlendirme adına da bölgedeki tesislerin çoğalmasıyla birlikte özellikle biz gerekli çalışmaları hassasiyetle devam ettirmek gayreti içerisinde olacağız. İsmail Öztürk beyefendi biraz bana sitem etmiş ama buradan okuyayım. Benim bir sorum yok. Sadece memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Başkanım başarılar demiş İsmail Bey. Yine burada bir soru başkanım. Ulucan. Akşam konuştuğumuz konulardan bir tanesi o. Evet. Yani teravih namazını kılıp orada vatandaşlar da bir araya geldi. Ulucan bir vakıflara ait olan eserlerden bir tanesi. Dolayısıyla orada yapılacak olan en küçük müdahalelerin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ya da Bölge Müdürlüğü'nün iznine tabi. Orada caminin bahçesiyle ilgili bir talep var, arzu var, istek var ve de şikayet var. Yani o bahçe Ulu Cami'ye yakışmıyor. Önündeki binalar, yanındaki binalar Ulu Cami'ye yakışmıyor. Biz müftülük binasını satın aldık. Hayır Hizmetler Vakfı'ndan. Yanı başındaki birkaç tane binayı daha satın aldık. Hedefimiz şu, Ulu Cami'nin etrafındaki o caminin silüetini kapatan ne kadar yapı varsa hepsini temizlemeye hedefliyoruz. Evet, birkaç tane mülkiyet kaldı. Onları da satın aldığımız zaman inşallah, tabii bu arada kurul bizim önümüze bir engel olarak çıkmazsa, caminin etrafındaki yapılaşmaların tamamını temizleyip orayı bir meydan camisi, Ulu Camisi haline getirmeye hedefliyoruz. Çok güzel. Bahçesiyle birlikte. Çok güzel başkanım. Camilerdeki temizlikler için size teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim. Bu da gerçekten önemliydi. 59 camiyi hem de iki defa oldu. Yeni dönemde tekrar başlayacağız inşallah. Evet. Başkanım, organize sanayi bölgesini sormuşlar. Organize sanayi bölgesindeki son durum nedir? Ve hedeflenen boyutta OSEB'e nereye gidecek? Organize sanayide iki etap var. Birinci etabı 19 tesisin 18'i inşaatına başladı, bitirme noktası haline geldi. Bitirme aşamasına geldi. Şu anda toplamda 7 tane tesiste 3000'e yakın insan çalışıyor. 3000'e yakın insan çalışıyor. Geri kalan 12 tanesi de faaliyete geçtiği zaman bu 4500 rakamına ulaşacak birinci etapta. Şimdi mevzuatlar gereği birinci etabın %90'ının arazi tahsisi, %70'inin de yapı kullanma izin vermesi alınmadan ikincisine geçemediğimiz için o şartı biz daha anca bu sene sağladık. Ve bakanlığın da bizim Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ne sağlamış olduğu kredi çerçevesinde biliyorsunuz 7.6 milyonluk bir altyapı üst yapı ile ilgili kredi imkanı sağlandı. İnşallah önümüzdeki dönemde yani günlerde bunun ihalesi yapılacak altyapı üst yapı ile ilgili konuda. Yani biz ihalenin bitmesini mi bekliyoruz? Hayır. Bu arada o bölgede yer alacak olan yatırımcılarla ilgili gelişmelerimiz zaman zaman devam ediyor.
hepinize Trabzon halkı tarafından bilgi sahibi olan konulardan bir tanesi neydi? İki tane Pakistanlı firma, biz onlara ön tahsisli araziyi verdik. Evet. Bunun haricinde iki tane daha firma var, bu bölgede yer almak isteyen. Onlara da ön tahsisli arazileri teslim ettik. Orada şu anda toplamda bir 70 bin metrekarelik büyük bir alanımız kaldı. Tavsiye edilmeyen. Önümüzdeki günlerde de burayla ilgili İnegöl'den bir mobilya mağazası tavşanaya gelmek istiyor. Tamamıyla ihracatı çalışıyor. Hem yatak üzerine hem de mobilya sektörü üzerine kurulu. Onlar da o arazinin tamamını talipler şu anda. Tabii bunun kararını tek başına benim vermem mümkün değil. Çünkü organize sanayinin bir yönetim kurulu var. Onlarla beraber oturup konuşacağız. Ve ikinci etapın tamamını neredeyse tahsis noktasında bitirmiş olacağız. İnşaattan ne zaman başlayacak onu söyleyeyim ben. Evet. İnşaatlar da seneye başlamış olacak. Yani 2017 senesi itibariyle. 2019'a kadar bir süreçte de ikinci etapta işçi alımlara başlamış olacak. Biz hem birinci etapta hem ikinci etapta tavşanı genelinde 6000 insanın çalışmasını hedefliyoruz. Ve şu anda ikinci bir organize sanayi ama ihtisas adı altında çalışmalarımız da devam ediyor. Nerede bu? Örenköy'ü mevcut mezarlığı var ya şu anda. Evet hocam. Mevcut mezarlığında kuzeydoğuya doğru bakan istikamette Dedikköy'ü, Köprü Örenköy'ü ve Örenköy'ün araziler üzerinde biz ikinci bir organize sanayi bölgesiyle ilgili hem mücavir alan çalışması, hem planlama çalışması, hem Kütahya İl İdare Kurulu noktasında hem de Sanayi Bakanlığı noktasında çalışmalara başladık. Bunun anlamı da şu, biz birinci etapta, yani birinci organize sanayi bölgesinde önünün Kütahya tavşanı çevriyor olması ve batısının, kuzeyinin ve doğusunun orman arazisi olması nedeniyle sıkıştı kaldı burada. Genişleme imkanımız müsait değil, yani mümkün değil. Ondan dolayı da yeni bir organize sanayi bölgesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Onun da yoluna baş koyduk. Aynen geçmişte olduğu gibi Sayın Valimizin müteşebbis heyeti başkanlığında, Sayın Kaymakamımızın yönetim kurulu başkanlığında, Ticaret Odası Başkanımız Davut Efe'nin bu konuyla işte içerisinde, çalışmalar içerisinde, belediye içerisinde dörtlü bir yönetim anlayışı ve siyasi destekle inşallah tavşanı da ikinci organize sanayi bölgesi konusunda en kısa zaman içerisinde hedefine ulaşan bir yapıya bürüneceğiz. Evet. Bu önemli bir açıklama, önemli bir konu. Çünkü birinci organize sanayi bölgesi başkanım çok ağır ilerledi değil mi? Bir de o dönem ülkenin şartları da göz önüne alırsak ekonomik anlamda da bir çöküntü vardı. 96'dan büyük Türkiye diyoruz, büyük hedefler diyoruz. 96'dan 2009'a hakikaten çok ağır ilerledi. Ama 2009'dan sonra da en hızlı gelişen organize sanayilerden bir tanesi oldu. Evet. Tercih edilen, nitelikli organize sanayilerden bir tanesi oldu. Ve iş gücü noktasında da en fazla personel çalıştığı organize sanayilerden bir tanesi oldu. Bir örnek vereyim hatta sana şöyle anlatayım. Evet, 2009'da seçim meydanlarına çıktığımız zaman Gediz'i örnek gösterdik. Biz dedik ki 7000 nüfuslu Gediz o zaman... Doğru, 10.000 civarında nüfusu vardı. OSB'si var, hayata geçmiş. Toplamda 7 tane de tesis faaliyete geçmiş. 700 çalışanı var. Evet. Evet. 2009'da da biz yaklaşık 55.000 nüfusa sahiptik. 55.000 nüfuslu tavşanı da OSB'nin adı var, kendisi yok. Sene 2016, bugün geldiğimiz nokta itibariyle Gediz'de OSB. Hemen hemen onlar da dolmaya başladı. Yani son aşamasına geldi. Ama onlar da çalışan 1300-1400 çalışan var. Bizde 3000 çalışan var birinci etapta. İkincisi de dolarsa 6000 çalışan olacak. Aradaki fark bu. Biz tavşandaki işsizliği ortadan kaldırmak adına emek yoğun faaliyette bulunacak olan nitelikli sanayi gruplarını buraya davet ettik. Evet. Atık sular konusunda, yani atıkları konusunda çevreyi kirletmeyen sanayi gruplarına tavşanı davet ettik. Aynı anlayışla devam ediyoruz. Ve bu haliyle de Tavşan Organize Sanayi Bölgesi aynen Gebze Organize Sanayi Bölgesi gibi nitelikli bir hale geldi. Evet. İnşallah amacına da ulaşacak. Siz bir de önemli bir konuya değiniyorsunuz. Bu sanayide çalışan ve bu çalışma potansiyeli olan gençlere. Tabii biz yıllarca kamu alanlarına yöneldiğimiz yani için, bir millet olduğumuz için. Kamuyu da böyle kamuda çalışmak istediğimiz için dedelerimiz, büyüklerimiz de evet. Kamuda çalıştığı için o alışkanlık var ama özel sektörde bazı kurallar, bazı gerçekler var. Evet. Bunlara uymakta biraz zorluk çekiyorduk ilk zaman ama. Türkiye'nin gittiği nokta hep özel sektör. Hı hı.
Dediğiniz gibi burası kamuyla yaşamı bir bütünleştiren bir yapıda idi. Biz Nursan'ı Tavşanlı'ya davet ederken o zamanlar sürekli şunu söyledik. Nursan Tavşanlı'da özellikle özel sektör konusunda bir motor görevi görecek. Yani insanlara özel sektörün bir ruhunu aşılayacak. Aynı zamanda Nursan'da çalışan işçiler vasıtasıyla da biz profesyonel anlamda bir özel sektör personeli olmanın özetlerini taşıyacağız diye bir kural, bir hedef koymuştuk. Ve Nursan bunu Tavşan halkına açıladı. Yani bugün artık organize sanayi bölgelerinde kadınlı erkekli insanlarımız özel sektörde çalışma sevdalısı haline geldi. Bir ailede birden fazla insanın OSB'lerde çalıştığını görüyoruz. Bu mutluluk verici. Tek bir eksiğimiz var. O da şu, organize sanayi bölgesinde hala biz kendi yatırımcımızı görememenin sıkıntısını yaşıyoruz. İşbirliği, yani ortaklık konusu. O konu hala eksiğimiz yani. Değil mi başka? Evet. İzmir Kemalpaşa'dan Semih Bozkurt Beyefendi'nin selamı varmış başkanım size. Emet ve Kurçay üst geçitlerinde durum nedir başkanım? Evet. Sorun bir bu. Pazartesi Ankara'ya giriş gerekçelerimizin bir tanesi de bu. Proje ilgili firma tarafından karayollarının onayıyla birlikte, oluruyla birlikte imzalandı. Afyon bunun takibini yaptı. Projeyi son bir defa irdeledi, inceledi. Ankara Genel Müdürlüğü'ne onay aşamasına gönderdi. Ankara'da projeyi geçen hafta itibariyle incelemesini bitirdi. Nasip olsa inşallah ben de pazartesi gidip son durumu oradan alacağım ve ihalesini yapmak üzere tekrar Afyon Bölge Müdürlüğü'ne projeler devrolacak. İhale dosyası birlikte devrolacak. Evet. O projeden geriye dönüş yok. Ben bu vesileyle şunu anlatayım. Toplamda 35 milyon Türk lirasına mal olacak olan projelerden bir tanesi. Ve Devlet Demiryolları'nın geçiş üstünlüğü nedeniyle hem Kurçay'ı hem Emet'i kapatma durumu var. Yani bu elektrikli sistem nedeniyle. Demiryolu'nun da farklı bir bölgeye götürülmesi durumu mümkün değil. Devlet bununla ilgili diyor ki mevcuttaki yatırımlar bizim için yeterli. Zaten hatları da ona göre döşediler. Bu anlamda da biz bu projelere duygusal manada engelleyici noktada bakarsak Devlet Demiryolları, kardeşim ben sana bir 35 milyonluk yatırım sundum. Sen elini tersiyle ittin. Ben kapatıyorum dediği andan itibaren de bu projenin bedeli Tavşanlı halkına fatura edilir ileriki dönemlerde. Ben bundan dolayı diyorum ki Demiryolları'nın öbür tarafında 10 bin çalışan var. Yani 10 bin yaşayan insan var. Bunların şehirle bağlantısının mutlak sureti yapılması gerekiyor. Bu tarafta da bu konuyla itirazcı konumunda olan 3-5 tane vatandaşımız var. İşletmemiz var daha doğrusu. Onların da itirazlarına saygı duymak suretiyle ben diyorum ki 10 binin yanındayım ben. Tavşanı belediyesi olarak. Artı 35 milyonun da kazanım tarafındayım ben. Belediyenin bu parayı bir sene sonra, iki sene sonra ödeyecek durum yok. Evet. Yani böyle bir bedeli tavşan halkına kimse ödettiremez. Ödettirirse vebal altındadır. 10 bin insanı kimse yok sayamaz, yok sayarsa vebal altındadır. Bundan dolayı projeler son aşamaya geldi. Hatta vizyon gösterileri de bununla ilgili hazırlandı. Biz belediye meclisinde arkadaşlara sunduk, belediye meclisi esas karar organında. İnşallah yoluna girdi işler. Tavşanlı Belediyesi bu projenin neresinde? Ben insanlarımıza şunu anlatıyorum. Bu projenin yapımı Devlet Demiryolları'na ait. Hem proje noktasında, hem inşaat noktasında, hem de ihale noktasında. Biz o projenin Tavşanlı'yı, Tavşanlı'nın sorunlarını çözerken yeni sorunlar oluşturmaması için denetim noktasındayız biz Tavşanlı Belediyesi olarak. Ve bu anlamda da ilk yola çıktığımız 2015 yılının Ocak ayından itibaren 4 Ocak'ta ilk projeyi biz vatandaşlarımıza göstermeye ya da anlatmaya başladık. Bugüne kadar süreçte her bir aşamasını paylaşa paylaşa gerek Facebook'ta, gerek Twitter'da, gerekse bilgilendirmeyle belediye meclisinde bugüne kadar geldik. Evet, en son geldiği noktayı da insanlarımıza anlattık ve proje 35 milyon maliyetli, mutlak surette elzem olan projelerin bir tanesi. Tavşanlı'nın güney ile kuzey arasındaki Devlet Demiryolu'nun o bariyerini ortadan kaldıracak ulaşım noktasındaki hassas olan projelerin bir tanesi. Geriye dönüş yok inşallah. Onu devlet yapacak yani. En son bir paylaşım daha yaptınız başkanım. Düşbilek tarafından Tepecik bağlantısı sanırım. Evet, o da geçen hafta içerisinde Bursa'ya gittiğimiz zaman. Yani geç kalan projelerin bir tanesi var. Biliyorsunuz Balıkesir tarafından gelen insanlarımızla Bursa yolundan gelen insanlarımızın
Evet istikametine geçişleri Balıkesir kavşağının bulunduğu alandan Ömer Bey'in altından Tebeci'nin arka tarafına çıkıyor. Toplamda 6 kilometrelik bir hat bu. Bu proje bugünün projesi değil. Bu proje neredeyse 10 senelik bir proje. Ama ihaleyi bir bütün yaptığı için devlet Emet Tavşan'ın hattını müteahhit firmanın o konudaki gevşekliği baktığı işi geciktiriyor. Hem Ömer Bey'deki o TOKİ konutların yapımı hem demir yollarının o meselesi de acil haline getirince biz Karayolları Genel Müdürlüğü noktasında Emet Karayolu'nu ihalesiyle ilgili olan dönemde 6 kilometre hattın koparılarak müteahhitten ayrıca ihaleye çıkmasıyla ilgili İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında ve bakanlık noktasında teşebbüslerimiz oldu. Geçen hafta Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gittiğimiz zaman pazartesi saat 12 itibariyle projenin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi meselesi netleşti. Ben de bu pazartesi gideceğim. Karayolların son durumu orada beraber genel müdürlüğüyle beraber mütalaa edeceğiz. İnşallah onun da ihalesini bu sene itibariyle sayın vekilimiz de takip etmek suretiyle maliyet var orada çünkü. Yani bedel konusu var. Evet. Onu bakanlıktan çıkarttığından yoluna bakacağız. Evet. Bir vatandaşımız kaynaktan gelecek olan suyu tüm tavşanlı halkı kullanacak mı diye sormuş. Aynen öyle. Ve ne zaman kullanacağız? Tüm başkan. Projenin 2017'nin sonu gözüküyor bizde. Termin planı, uygulama planı 2017'nin sonu. Evet başkan. Şimdi sorulara bakıyorum. Evet, Moymun Mahallesi altyapı çalışmaları var mı diye sormuşlar başkanım. Moymun Mahallesi'nde 3-5 sokak kaldı, onları bu sene yapıyoruz. Evet. Adadaki buz pateni pisti çalışmaları ne zaman tamamlanacak? Çalışmalar ne durumda? Müteahhitin bize yer teslimi 2016'nın sonu 2017'nin ilk 4 aylık dönemi. Evet. Evet, camileri sormuşlar. Camileri söylemiştik başkanımız, camilerle ilgili soruları da yanıtlamıştı. Hayvan barınağını sorayım ben başkanım. Hayvan barınağı şu anda devam ediyor. Bu sene faaliyete geçti burası da. %60 bitti şu anda. Evet başkanım. Atık su arıtma tesisimiz var. Atık su arıtma tesisi de. Bugün gittik. Çok önemli bir proje. Müthiş bir yatırım. Biraz detaylandırır mısınız başkanım? Nedir? Yani müthiş bir yatırım derken maliyeti biliyorsunuz 20 milyon dolar. İler Bankası'ndan kredi kullanma suretiyle yapıyoruz. Ve çevreye duyarlı olan projelerin bir tanesi tavşanların atık suları artık arıtılmak suretiyle Kocaçay Deresi'ne verilecek ve Ulaabat Gölü de rahat edecek. Ben öyle söyleyeyim yani. Evet. Ekrem Yaşar mesaj göndermiş. Akın Un fabrikasının bulunduğu yere trafik ışığı yapılacak mı? Buna bağlı bir soru da otogarın olduğu yere ışıklandırma yapılacak mı diye başkanım. Trafik konusunda ilgilendiren bir şey. Akın'ın fabrikasının bulunduğu alanla ilgili son otogar şeysiyle birlikte, hani oraya taşınmayla birlikte trafik yoğunluğu arttığı için bir sayım yapıyor devlet. Yani ışıkları koyacağı alanlarda belirli bir araç sayısına ulaştığı zaman ışıklandırma yapılıyor. Aynen Balıkesir kavşağında olduğu gibi. Bu sayımdan sonra orayı da bir tane ışıklandırma gerekecek gibi gözüküyor. Hatta şöyle anlatayım. Bu ışıklandırma farz hale gelecek. Neden? Çünkü küçük sanayiyi de biz taşıyoruz ya. Yani bu sene içerisinde gidecek arkadaşlar. O trafik yoğunluğu artacak yani. Ondan dolayı ihtiyaç olası. Evet. Şaban dedi mesire alanı güzelleştirme çalışmaları var mı diye sorulmuş. Devlet eliyle yapılıyor. Orası B tipi mesire alanı ilan edildi. Orada da restoran, kafeterya, spor alanları, oturma alanları gibi, bir mesire alanları gibi çalışmalar yine Orman Bakanımız marifetiyle yapılacak. Proje kesinleşti onu söyleyeyim. Özcan Arslan diye bir vatandaşımız, tuhafiye pazarı gibi bir düşünceniz var mı demiş başkanım? Yok, cuma öyle pazarı bir... aynen devam edecek bizde. Pazarlarımız devam ediyor. Şimdi önden bir okuyayım diyorum da başkanım. Evet, engelleri cevapladık. Engellerle ilgili çalışmalarımız Çardaklı var dedik. Çardaklı yolunu tekrar sormuşlar herhalde. Çardaklı soruluyor evet, başkanım. Yani birkaç ay sabresinde. Evet. En fazla 2 ay. Hayvan pazarı ile ilgili bilgi verir misiniz demiş. Hayvan pazarı.
yapıldı, devam ediyor. Devam ediyor çalışmalar. En güzel pazarlardan bir tanesi şu anda. Evet, yenilikler de yapıldı. Evet. Ramazan bayramı. Biz de şimdiden bayramımızı kutlayalım. Biz de Ramazan'la ilgili mesajınız nedir başkanım? Ramazan'ın son 10 gününde Tavşanlı'daki o bayanlarımız var ya, kendi ürünlerini yapan, tanıtan, satan, onlarla ilgili bir etkinlik düzenleyeceğiz Cumhuriyet Meydanı'nda son 10 günde. Dönüşümlü oluyor. Yaklaşık 100'e yakın bayanımız var şu anda. Her geçen günde çoğalıyor. Evet. Ben bayramı her ailenin mutlu ve huzurlu şekilde yaşamasını temenni ediyorum Allah'tan. Bu vesileyle de İslam coğrafyasındaki akan kanın, akan gözyaşının dinmesini de temenni ediyorum. Ailelerdeki sıcak çorbanın eksik olmamasını, mutluluğun eksik olmamasını, ailelerin bireyleriyle birlikte mutlu olmalarını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. En büyük arzımız o. Çünkü Türkiye'nin ayağa kalkması sağlıklı bir aile yapısından geçiyor. Sağlıklı aile yapısı da annelerin, babaların evlatlarıyla birlikte bir bütün olduğu, arkadaş olduğu, dost olduğu ve bir hedefe inandığı noktadan geçiyor. Bu vesileyle biz Türkiye'nin geleceğini aydınlık görüyoruz. Bu aile yapılmasının sağlıklı hale gelmesiyle birlikte. Ve önümüzdeki dönemde de dünya liderliği artık bizim için elzem hale geldi. Bu konuda da beklentilerimiz farklı, fazla. Yola çıktık. İnşallah geriye de dönmeyeceğiz. Evet. Başkanım, Fen Bilge Medya göndermiş. Fen Lisesi için yeni bir bina yapılacak mı? Yanlış bilmiyorsak Çukurköy İlköğretim devam ediyordu demiş. Tavşanlı'nın marka bir lisesi olan Fen Lisesi vitrin olması gerekiyor demiş. Köy hizmetlerinin bulunduğu alan var ya Çukurköy'de, sizin düğün salonun arka tarafında. Evet başkanım. Oraya ilgili belediye meclisinden kararı aldık. Plan değişikliğini yapıyoruz. İnşallah Fen Lisesi oraya yapılacak. Evet. 6300 metrekarelik bir alan arası. Evet, okullarla ilgili projeleri de zaten söylemiştik. Yani onu Sayın Vekilimiz takip ediyor zaten. Evet. Hayırlı geceler başkanım demiş Fatih Yavuz Erkan. Hizmetlerinizden dolayı sizi takdir ediyorum. Yüce Mevlam yar ve yardımcınız amin olsun inşallah demiş başkanım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanımıza böyle övgü dolu ve çalışmalardan memnuniyet duyucu ifadeler var. Eleştiri hemen hemen hiç görmedim başkanım. Bu da önemli. Ben Hüseyin Adnan bu vesileyle şunu söyledi. Bu konuda ben de mutluyum diyorum. Evet. Hatta bir anket firması bana şunu söylemişti. 2010 yılında. Başkanları biz kahvelerde anket yaptık. Orada çok farklı düşüncede insanlar olmasına rağmen hiçbirisi seninle ilgili olumsuz bir düşünceye sahip değil, eleştiri sahip değil. Bu kolay rastlanır bir olay değil diye ifade etmişti. Ben bunu şuna bağlıyorum. Biz zaman zaman vatandaşların içerisine çıktığımız zaman konuda ben belediye başkanı olarak vatandaşın arasında dolaşmadım şu ana kadar. Hep bir Mustafa Gül'de dolaştık. Evet başkanım. Yani garibanından zenginine hep herkese eşit mesafede gördük. Yapmış olduğumuz uygulamalarda zengin fakir ayrım yapmadık. Ve mümkün olduğunca bir felsefemiz vardı. Belediyede kimin hakkı varsa bu hakkı ona teslim ettik. Kimin de kimden de alacağı varsa belediye yine zengin fakir ayrım yapmadan almaya çalıştık. Bu adalet sağlık elbirleri. Ve bir de şunu söyledik, biz yönetilmeyeceğiz, yöneteceğiz dedik. Evet. Bir takım insanların ya da grupların sözcüsü olmadık şu an. Bu bizim vatandaşımız tarafından sempatiyle karşılanıyor. Sokaklarda karşılaştığımız insanlar erkek bayan fark etmiyor. İlk genelde selamını ben veririm. Abla, abi, amca, şunu falan varsa. O da memnuniyet ifade ediyor. Biz değişmeyeceğiz dedik. Ben Mustafa Güler'im yani. Belediye başkanı kimliğim var ama o gelip geçir bir kimlik. Değişmemek adına da sergilediğimiz tavır vatandaşın hoşuna gidiyor. Ben de mutluluk duyuyorum. Yani bazen hani esprili konuşup vatandaşla konuşurken bazı bayanlarımızın göre tabiriyle gavurun oğlu derler. Gavurun oğlu gene böyle konuştu falan diyorlar. Benim hoşuma gidiyor. Niye? O samimiyetini ifade ediyor. Kimisi akrabalık bağı olmamızı rağmen ben bizim olan diye hitap ediyor. O da hoşuma gidiyor. Ama bu şeyden kaynaklanan bir durum bu. Samimiyetten. Evet. Bizim insanımız samimi düşünceler içerisine girdiği zaman genelde yalakalık yapmasını beceremez yani. Evet, riyakarlık yoktur. Evet. Bunu gördüğüm zaman ben de gözlerdeki parıltıyla birlikte mutluluk diyorum. Elhamdülillah bu aynen devam etsin diyoruz yani. Evet.
Başkanım, Bedesten alanını sormuş bir izleyicimiz. Evet, az önce şuradaki bir abi de sordu. Bedesten de sona geldik. Ben şunu onu söyleyeyim. Bu hafta itibarıyla uzay çatının ve tağlı pazarının taşınması ile ilgili son aşamaya gelindi. İhalesinin de düğmesine basıldı. Biz orada ne demiştik? İhale kararı aldığımız günden itibaren 70. gün herkes takip etsin dedik. İhale tarihinde büyük bir ihtimalle önümüz hafta alıyoruz. 70. gün herkes beklesin. Başkanım, sorular bu kadar. Daha ben, gelir ama ben teşekkür çok ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Evet, yeni bir uygulama. Teknolojiyi kullanmak da güzel bu haliyle. Vatandaşların samimi sorularına samimi şekilde cevap vermek de ayrı bir güzellik. En azından şunu söylüyorum. Böyle yayınlarla biz siyasi kitlesine ya da tavşan halkına ulaşarak onların merak ettiği konulara, sorulara cevap verebilmenin mutluluğunu yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu ben, ilk zaman zaman bu ilkti. Evet. Çalışmaları devam ettiriyorum. Kesintinin olmaması için de nasıl bir tedbir olması gerekiyorsa. Evet, onu araştıralım. Hiç yaşamadık ama bugün de yüklenince başkanım böyle oldu. Ben şunu söyleyeyim. Biz tavşanlı halkını hizmette bizimle beraber olduğu için her zaman sevdik, takdir ettik. Ve bu söylenmez ama ben söylüyorum bunu. Bize ilk belediye başkanına teklif edildiği zaman hizmet adına diye teklif yapmıştı. Biz de hizmet adına bu meseleyi kabul ettik. Ve fedakarlık yapıyoruz ailemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan. Hatta ailemiz de fedakarlık yapıyor. Bunun hizmete dönen karşılığını gördüğümüz zamanki meselede manevi olarak ben rahatlıyorum, huzur duyuyorum. Ya sıkıntı yaşıyor muyuz? Az önce ifade ettim. Yani olumsuzlukları da gördüğümüz zaman o sıkıntıyı da yaşıyoruz. Çünkü istemediğimiz tavırlar ortaya çıkıyor, manzaralar ortaya çıkıyor. Ama özellikle şu olarak tavşanlı bizim sevdamız hizmet konusunda, hizmet alanı konusunda. İnsanlar bizim dostumuz, arkadaşımız. Samimi duygularıyla, düşünceleriyle. Her bir eleştiriye biz mutlak surette iyi yönde bir eleştiri vardır, gözüyle bakıyoruz. Toplumda tabii sevmeyen ne olacaktır? Onlara da saygı duymak gerekiyor. Az sayıda sevmeyenimiz de var. Kuyruğuna bastıklarımız var. Ya da hani bu cümle belki ne kadar doğru olur bilmiyorum ama gelip geçici bir görev orada sanki bizi sürekli kalacak diye endişe duyan insanlar da var. Yani, ben hep geçici bakıyorum ona. Yani geçen dönem isteğim yoktu. Vatandaş talep etti. Genel merkez talep etti. Biz aday olduk tekrar. Karşıladı, verdi vatandaş. Bana bugün yarın görev bırakırsan üzülür müsün desin. Ben göbek atarım. Çünkü kendimize zaman ayırmamız. Ama hizmet konusunda elhamdülillah Cenab-ı Allah bizimle beraber olmuş oldu. Bu Adnan Çobin'in son cümle. Evet. Biz yolunda bulunduk. Niyet ettik. Bu konuyla ilgili amel ettik. Cenab-ı Allah da bizim niyetimize amelle güç noktasında, takat noktasında, hedefe ulaşma noktasında bize yardım etti. Evet. Ben bu manada Rabbimin sevgili kulu olarak atladım. Niye? Verdiğimiz sözleri mümkün olduğunca yerine getirdik. Ve o sözleri vermek de bazen cesaret istiyordu. Yani yola çıkış itibariyle. Ben hep şunu söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Bu tavşanla güveni hissettirdiğin zaman seninle beraber her zaman olur. Yeter ki güvendesinler. Bu anlamda da biz o güveni vatandaştan duyuyoruz. Zaman zaman şunu da talep ediyoruz. Hani seçim zamanında söylemiştim. Güvensizlik varsa hissettirin, ben durmam diyorum. Bu sözümün arkasındayım ha. Yani bahanesinden ki insanlar seni istemiyoruz. Vallahi yarı çeker giderim. Bu kadar niyetim yani. Ve şunu da istemiyorum ben aynı zamanda. Acımasız eleştiriler de bulunmasınlar. Çünkü biz bu acımasız eleştirileri belki tamir gösterebiliriz ama fırsatçılar var bazen. Onlara bir malzeme konusu olmasın. Özellikle kendi camiamızdan bir tür eleştirilerin olmasını istemiyoruz. Rabbim bu mübarek gecenin ve mübarek ayın hüzün hürmetine memleketimizin birliğini, dirliğini sağlasın, barış ortamını sağlasın. Bu coğrafya dünya liderliği için bize lazım olan coğrafyalardan bir tanesi.
bu millet, bu coğrafyanın aynı zamanda bir şeysi, ürünü. Evet. 72 fırka ile birlikte. Çanakkale'de beraber biz. Yani daha dün bu anlamda. Ve 80 senelik Cumhuriyet dönemi içerisinde her türlü aldatılmış olmakla birlikte hala ayakta kalan, her türlü yolsuzluğa rağmen hala dimdik ayakta duran bir şeye sahibiz. Yani ülkeye sahibiz. Dünyanın iradeye sahibiz. Ha, iradeye sahibiz aynı zamanda. Dünyanın emellerinin, arzularının bitmediği bir coğrafyada yaşıyoruz aynı zamanda. Dosta düşmana kalsa beraberlik devam ettiği sürece tavşanındaki mutluluk da devam edecektir. Ülkedeki refah seviyesi de her geçen gün artacaktır. Bir örnek vereyim. Mesela büyüme oranları açıklandı. 4.6. Yani Orta Doğu'da kan gövdeye getiriyor. Avrupa'da her türlü geriye dönüş var ekonomik manada. Yavaş yavaş ayaklanmalar da başladı. İnşallah onlar da yaşayacaklar bu sıkıntılı dönemleri. İçeride de yani içeride her türlü paçadan var. Asılmalar var. Her türlü ihanet var. İhanet var. Hainlik var. Ona rağmen %4.6 büyüme dünya üzerindeki 6 tane yani ilk 6'nın içerisinde yer aldık biz bu anlamıyla. Güçlü bir yapımız var. Bu güçlü yapı inşallah devam ettiği sürece, başımızdakiler bu kararlılığı devam ettiği sürece terör belasından da kurtuluruz. Ortadoğu'daki hesap yapan insanlardan da, devletlerden de kurtuluruz. Evet. Ve dünya Müslümanlarının, hatta zaman zaman diyoruz ki inanmış olmamakla birlikte, yani inanmayan topluluklar olmakla birlikte mağdur olan milletlerin de biz aynı zamanda sevdalısı haline getiririz ki bu umudu taşımalıyız ve taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle gecemiz tavşan halkına hayırlı olsun. Böyle bir samimi havada geçen sohbet nedeniyle ben tüm izleyicilerimize gönül olsun şükranlarımı ifade ederim. Hepsine ayrı geceler. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifliydi. İlk olmasına rağmen biz çok keyif aldık başkanımızla. Samimi ben, olarak sizlerin sorularına cevap verdi. Ben size de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Belediyeden çıkarken akşam onu da ifade ettim. Fark edin, gönülden çalışıyorsunuz. Sağ olun. Adnanla beraber siz belediyenin basın servisi. Bu da bize güç katıyor. Emeğinize sağ olsun. Allah razı olsun başkanım. Bizi de onur ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımız devam edecek. Biz duyuru yapacağız. Hem sitemizden hem de Facebook sayfamızdan. Siz de bizi takip ederseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkürler. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hadi bakalım.